Acaba bir adamın 10 hasenesi olsa, bir küçük yanlış nazara alınmadığı halde böyle 100 bin hasene ve faide sahibi bir eserin vehmi, asılsız bir kusur tevehhümüyle medar-ı mesuliyet olabilir mi? Hiç dünyada hayat-ı içtimaiye temas eden hiçbir kanun böyle bir hale suç diyebilir mi? Yani acaba bir adamın 10 hasenesi olsa, bir küçük yanlış nazara alınmadığı halde böyle 100 bin hasene ve faide sahibi bir eserin, bu kadar insanın maddi ve manevi istikametini temin etmiş bir eserin vehmi, asılsız bir kusur tevehhümüyle, yani evhamı işleterek bir tehlike meydana gelebilir tevehhümüyle medar-ı mesuliyet olabilir mi? Olmayan bir şey, hukuk böyle bir suçlamanın herhalde bir mahkumiyetin dayanağı yapabilir mi? Hiç dünyada hayat-ı içtimaiye temas eden hiçbir kanun böyle bir hale suç diyebilir mi? Yani hukuken hakikaten insanın izanını çatlatacak derecede suçlanması mümkün olmayan bir şeyden suç çıkarıp dava açıp birçok insanı yargılamak gibi bir adli hatanın en daniskasını yapan bir durum maalesef Türkiye'nin bir gerçeği olarak yaşanmış. O yönüyle üstad böyle laikliğe, dini hissiyatı siyasete alet etmek noktasındaki ithamları her zaman maruz kalmış da basında maruz kalmış, ne bileyim siyasilerin ağızlarında maruz kalmış. Ama bunun ispatlanabileceği en kesin yer yargıdır, mahkemedir. Ama yargıdan da öyle bir karar çıkmamış. Bilakis bu eserlerin aradan af kanunları falan çıktığı için 1951'de Demokrat Parti geldikten sonra bu dava uzamış. Yargıtay bozduğu için 1956'da bitiyor dava, kesinleşiyor. 1954'te tekrar bir yargılamaya gitmiş, Diyanet'e gidiyor işte o zaman. Diyanet bir yüksek istişare kurulu rapor veriyor. Bu eserlerin mahiyeti, en uzmanı ve sözü dinlenmesi gereken, sözü hüccet olması gereken bir makam verdiği raporda son zamanlarda yayılma istidadı gösteren dinsizlik ve ahlaksızlık cereyanlarına karşı toplumun, insanların imanlarını ve ahlaklarını muhafaza için anlatılmış ve nasihatlerden akli, mantıki ifadelerle insanları iknaya yönelik metinlerden ibarettir. Suç unsuru rastlanmamıştır. Bu gelince artık o... Dini açıdan da herhangi bir çelişkisi Evet. olmuyor. Dönüp gelince zaten üzerinden af kanunu da geçtiği için mahkeme uymak zorunda kalıyor ve eserler 1956'da geri alınabiliyor karar kesinleştikten sonra.